Bunun burada ne işi var Gül? Bizim dükkanın ustası Lütfü size lokum getirmiş. İstemez. Erkek giremez. Şimdi hanımefendi ne kadar negatif bakışlarından bana doğru yöneldiyseniz bak yemin ederim bütün tüylerim neyin tikeldi. Burada erkek milletine karşı toplanmadık mı? Ben de sevmem hiç erkekleri. Hiç az etmem ya. Lütfü başka erkeklere benzemez. Yüreği otel çarşafı gibi bembeyazdır. Dünya yüzünde ne kadar melanetlik varsa hepsi irkeğin başının altından kalkmıyor mu? Bakalım. Savaş desen erkek, yoğuş desen erkeğimizi. Ne kadar haylazlık, hırtlık, melanetlik, itlik varsa hepsi erkeğin başının altından kalkıyor ya. Ama kadın öyle mi ya? Kadın dediğin bir ana, bir anneanne, bir ebe olma potansiyeline sahip doğmuş bir yaratıktır ya. Ya sayın başkanım bakın çocuk ne kadar güzel bir açıdan bakıyor. Yani yeni bir soluk bu. Bu kadar gözü kapalı olmamak lazım. Evet, evet. Ahlaklı erkekler de var. Doğru söylüyorsun. Misal kere ben Gül Hanım'dan biliyorum. Senelerce o Hasan denen herifin kahrını çeke, 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 çeke bu dertten ölecek bu kadın ya. Erkek milletine pabuç bırakmayacağınız hanımlar. Üç kuruş emeklisi kalacak diye niye sen koca kahri çekiyorsun ki? Koca neymiş ya? Pislik. Dur, aslan adamsın. Adamsın ya. Yürü ya Lütfü. Bir de bak, vurdun muydu tekmeyi bir sağlam vuracaksın ha. Hiç beklemediği bir anda. Tavuk şaşkınken kesilir. Hele bir böyle eşikten düşmüş karpuza dönsün. O affedersin böyle ayakkabının numarası çıksın üstüne sağlamca. Bak nasıl cırnaklarının üstünde böyle fino köpeğe gibi dolanıyor peşinizde sizin. Aslansın benim Lütfü. Adamsın Lütfü ya. Helal olsun. Boşanacağım mı dedi? Boşan! Yüzük mü atacaksın? Nişan mı atacaksın? At! Ne oyalayım? Yürü be! Sana da çok ayıp Gül Hanım'a. Sana da kızacağım galiben. İki tane yetişkin gelinlik kızın var. Getir şu ortama. Aydınlansın, nasiplensin, sebeplensin buradaki güzel ortamdan. Ha, doğru. Gelsinler, gelsinler. Var ya, adamın dibisin Lütfü. Adamın dibi olmaz hanımefendi. Adam dediğin şey dipsiz bir kuyuya benzer. Allah! Necip abi mi? Sen kimsin lan? Yarma'ya yakalandık. Ben Necip'in arkadaşıyım be. Yarma! Ben Necip'in arkadaşıyım. Yarma mı? Lan mübarek günde seni altım alır depelerim bak. Söyle Necip bana eskilerini verirdi de. Necip bana eskilerini verirdi. Çok iyi adamdı Necip. Ne zamandır da yok. Ne zamandır da yok. Buradasın ya. Sen kimle konuşuyorsun la? He? Bana böyle psikopat deli ayakları mı yapıyorsun sen? He? Benden başka donunu tumanını çalacak adam bulamadın mı lan? Oğlum bak benle beraber söyle yoksa bu seni keser. Un, su, şeker. Un, su, şeker. Canım da lokumu çeker. Canım da lokum çeker. Lokumu da kazanda kaynattım. Lokumu da kazanda kaynattım. Lütfü'yü zil takıp oynattım. Lütfü'yü zil takıp oynattım. Vah! Sen bizim kraliyet sırrını nereden öğrendin lan? Belli ki sen erenlere karışmış. Temiz bir çocuksun koçum. Abicam da sevmiş seni. Aç mısın tok musun koçero söyle. Benim işim var koçero. Alacağım olsun. Ha, bunları da helal et ha. Helal olsun koçum sana da unutman. Şşş bak hala. Sen yine uğra bana. Sıfatın filan tatlı görünsün ha. Telefon mu o? Numarasını vereyim mi? ver. Graham'ın belini kırmışsın çağır. İyi koçum ha benim. Armut dibine düşermiş. Oh. Çocukları da alet ediyor utanmadan. Yapar Gül Hanım, yapar o. Vallahi ben Hasan'dan bu kadarını hiç beklemezdim. Ben beklerdim. Sen Deyra'yla Defne'yi çağırdın mı derine? Onlara da kızgınım. İkisi de babasının dümen suyundalar. Gönlünü almamız lazım. Bize de kızarsa bundan sonra hiçbir plan işlemez.
Ya alırız ya, ne olacak? Canım deriz, cicim deriz, anam deriz. Garibanam da diyelim mi? Diyelim. Duygu sömürüsü olur. Doğru. Bütün zorlukları güzelce atlattın Gül. Şimdi sıra son adımda. Nedir son adım? Avukata gideceksin. Yani hala kararlıysan. Hasan sağ olsun, vazgeçirmek şöyle dursun. Boşanayım diye destek veriyor. Gidiyorum avukata. Biz niye geldik ki şimdi buraya? Biz eve gidiyorduk değil mi Derya? Akıllı kaldı işte insan. Hoşçakalın. Oh. Oh. Tamam arkadaş, kumpas gibi ölçtüm ya. Kölgenin yerinde hayatta şaşırmam galiba. Defne. Aa, hasat bozan da geldi lan arkadaş. Nereden peyda oluyor bu herif birden ya? Hayırdır? Nereye acelen? Ya benim acelem işten ya. Sen niye acele ediyorsun? Babama çok önemli bir şey söylemem lazım. Ya boş ver babanı. Hadi sempozyuma gidiyoruz. Sempozyuma falan gitmiyorum ben. Prenses Aylin gidecekti ona. İşte onun biraz işi çıktı. Senin gelmen lazım. Hüsnü müslü bir şeyler yapıyordu ama işte anlamadım. İstepne miyim ben Cem? Aylin patladı, beni takıyorsun. Ya uzatma işte. Şu sempozyuma gidelim ya. Bak, yemek de varmış, çeşit çeşit, güzel. Bana ne? Bana ne diyen insanlar da var biliyorsun değil mi? Defne, ya sensiz olmuyor, anlamıyor musun ya? İlk başta Aylin değil, seni görmek istemişlerdi. Hadi lütfen. E haklılar tabii yani. Ben de olsam onların yerinde beni görmek isterdim. Projeyi ben yaptım sonuçta. Aylin yapsaydı Aylin isterlerdi. Sen şimdi git, bir saat sonra gel, ben hazırlanayım. Yok yok yok, bir saat olmaz. Şimdi gideceğiz. Ya ara sıcakları falan kaçıracağız ya, hadi. Ya üstüme başıma şık bir şeyler giyeyim en azından, bir elbise. Ya boş ver üstü başı ya. Senin işin burayla. Sen mimarsın ya, anlasana. Yaratıcı insan. Özgür kimlik. Hadi birey, hadi yürü. Yürü. Biz, dur Lütfü. Babama müjdeli haberi ver, tamam mı? Ya ben müjde neyi veremem, kaldıramam bu kadar müjdeyi. Fıtık var bende. Ya bu çok önemli. Annem tamam dedi de o an var. Bitti. Hayırlısı. Ya bana kölge haram ya. D vitamininden zehirleneyim ben. Ultraviyolelere geleyim ben burada. Çok ilginç. Çok ilginç. Ay başından itibaren Merkür üçüncü evine geçiyor. Neptün de girsin gireye giri gelirse. Oğlum Lütfü, sana kariyerinde ufak bir titreme ama öte taraftan da aşk hayatında yaldızlı bir yükseliş görüküyor lan. Sevdiğinizi kaybetmemek için önünüzdeki ki ayrı engelleri aşmanız ve elinizden geleni ardınıza koymamanız gerekiyor. Ve de definenize kavuşacağınız. Gurbete gideni de gelmez diyorlar. Ahan gözyaşları dinmez diyorlar. Sevenler murada ay ay ermez diyorlar. Aman gitti benim nazlı. Yarım gel.